Merhabalar, bir video 6. kere nasıl çekilir adlı videomuza hoş geldiniz. Çünkü bu videoyu 6. kere çekiyorum. 6. kere çekmek için neler gerekli? Mesela babanız odanızdan içeri girebilir, videonun şeyi bitebilir, memory kartınız bitebilir de olabilir, piliniz bitmiş olabilir. Webcam'de çekersiniz videoyu ama bir bakarsınız ki sesler cızır cızır geliyordur. Onun için delirirsiniz ama ısrarlıyım. 6. kere de olsa sakin olacağım ve bu videoyu çekeceğimdir. Hemen başlıyorum. Sevdiğim bir üründü. Bitirdiklerim videosu. Yani zaten üstte yazıyordur. Bitirdiklerim videosu. Fair Trade Food Lotion Lush'tan. Severek kullandım. Çok güzel kokuyor. Nemlendiren, ayağınızda bir rahatlama hissi veren, böyle yorgunluğu falan alan çok güzel bir krem. Fakat derin çatlaklarınız, kuruluklarınız falan varsa o işe pek yarayacağını söyleyemem. Wellness and Beauty, bu da Rossmann'dan aldığım deniz tuzu içeren böyle sert yapılı, güzel bir, yani kalın yapılı bir peeling. Severek kullandım. İkincisini de aldım hatta. Satin Care Tıraş Losyonu. Onun hakkında söyleyecek bir şey yok. Bu bir tester ürün. La Roche-Posay'in yüz makyaj, işte yüz, göz, dudak, her şey için makyaj çıkarıcı solüsyon. Sensi Boya benziyor Bioderma'nın. Öyle hafif bir ürün. Fiyatı ne kadardır bilmiyorum ama herhalde şeyden daha pahalıdır. Bu arada diğer videolarımda yaptım, açıklamayı da yapayım. Saçım yapılı, yüzümde bir gram makyaj yok. Çünkü akşam bir düğüne gideceğim. Şöyle hafif bir topuz yaptırdım. Sıcaktı çünkü ben normalde ne olursa olsun düz fön yaptırırım saçıma. Fakat bu sıcakta ve nemden o yapışacağı için böyle bir toplatmayı tercih ettim. Onun için böyle biraz yüzüm gözüm bembeyaz çıkıyorum karşınıza, kusura bakmayın. Hemen devam ediyorum. Watson's'ın ıslak mendilleri. Bu mendilleri çok seviyorum. Bir özellikleri yok. Sadece güzel kokuyorlar. Fiyatları uygun. Bir de bu üstü kapağının çıt çıtlı olması, kapaklı olması da doğrusu iyi oluyor. Gül suyu ben sık sık kullanıyorum ama bu gül suyunu hiç sevmedim. Eyüp Sabri Tuncer. Neden sevmedim? Kokusunu sevmedim. Keskin, böyle acımsı, böyle acayip bir kokusu var. Fırça temizlerken kullandım. Sevdiğim bir ürün değildi. Rimmel'in Scandal Eyes maskarası bitenlerden. İlk başta hiç sevmemiştim. Çok ıslak ıslak bir rimeldi. Kurudukça daha güzelleşti ama en favori rimelim diyemem. A New Clinical Avon'un bir göz kremi. Şu iki taraflı olanlardan, bir göz altı için, bir göz üstü için, göz kapağı için. Yani sıradan bir ürün. Ben çok bayıldım diyemem. Bayılmadım diyemem. Tekrar alır mısın derseniz almam. İki tane ruj. Şöyle göstereyim. Bitenlerden bir tek seni bana ilkilediğim bitenlerden iki tane ruj. Biri Maybelline, biri Avon. Bunların aslında içi kazınıp daha kullanılabilir ama o kadar uğraşamayacağım. Zaten ikisi de çok sevdiğim rujlar değildi. Başka ne var? Vichy'nin şu nemlendiricisi var. Aqualina Thermal. Güzel bir nemlendirici. Hafif bir nemlendirici. Fakat şöyle bir sorunu var. Ağır bir parfüm kokusu var nemlendiricide. Eğer böyle parfüm kokularını sevmiyorsanız çok rahat kullanamayabilirsiniz. Çünkü bayağı ağır bir koku. Ben çok rahatsız olmamama rağmen yine de kokudan çok haz etmediğimi söyleyebilirim. İki tane şampuan var. Biri Pantene Aqualight, severek kullandım. Biri de I Love Juicy Lush'ın. Bundan Lush koleksiyonumda da bahsetmiştim. Bu arada sesim çatallanıyor. Özür dilerim. 6 video boyunca konuştuğum için sesim şu anda gitmiş durumda. I Love Juicy güzel bir şampuan. Eğer aşırı yağlı saçlıysanız size iyi gelebilir. Benim saç cinsim sanırım şu an, şu sıralar daha normale dönük olduğu için bana yaramıyor. Yani ben aşırı yağlı durumundan biraz değişmiş durumda gibi geliyor. Onun için kullandığım şampuanlar da saçımı çok kurutuyor. Benim hatamdan kaynaklı bir şey diyebilirim. Başka şampuanlar. Son ürünlerim de bu filmdekiler. Biri
Clinique'in bu tester bir şeyde çıkmıştı. Şöyle bir de kullandım. Sevdiğim bir üründü bu. Clinique Even Better Skin Tone Correcting Moisturizer SPF 20. Bu özelliği güzeldi. Nemlendiricinizin içinde SPF olması çok güzel oluyor. Ayrıca yüzünüze güneş koruma sürmek zorunda kalmıyorsunuz. O açıdan çok pratikti. Fakat yağlı ciltlere tam uygun mu onu bilemeyeceğim. Zaten çok az bir şeydi. 3-5 kere kullandım. Bu da bir turnaround setin içinden çıkan rahatlatıcı bir krem, yüz kremi. Onu da kullandım, bitirdim. Bu bir dip liner. Ama üstünden adı çıkmış. Color Me olabilir mi acaba diyorum. Çünkü markasını hatırlamıyorum. Bunu Gülşah bana hediye yollamıştı. İyice kurudu, bitti. Şu sıralar kahverengiye zaten yönelmiş durumdayım. İşe giderken özellikle kahverengi şey çekiyorum. Eyeliner çekiyorum. Kalem eyelinerları da daha çok kullanıyorum ben. Bu Golden Rose'un bir ürünüydü. Çok da eski bir ürün. Bu da bitti. En son olarak da Clinique'in bu maskara primer'ı var. Şöyle beyaz olanlardan maskaranızın altına sürüyorsunuz. Güzel bir üründü ama çok olmazsa olmaz bir ürün değil benim için. Bir de normal fiyatı herhalde çok pahalıdır. Ben Elka'dan 15 liraya mı 19 liraya mı öyle bir şey almıştım. Normal fiyatını verip herhalde alırım diyorum. Bu sıkıcı videoyu sonuna kadar izleyebildiyseniz çok teşekkür ediyorum. Böyle konuştuğum için üzgünüm. Sesim gitmek üzere. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.